biraz bu konu hakkında bilgi almak isteriz sizden. Evet, menopoz terminoloji olarak, terim olarak menopaustan geliyor. Yani adet kanamalarının kesilmesi anlamına geliyor. Adet kanamaları aslında bir son adet kanamasını ifade eden bir noktasal bir durum menopoz. Ama bunun öncesi var, sonrası var. Menopoz öncesi dönem premenopozal dönem olarak adlandırıyoruz. Menopoz sonrasında da postmenopozal dönem diyoruz. Menopozu çok Hipokrat zamanından beri var aslında. Eski böyle yazıtlarda hep görüyoruz. Hep insan, yani kadınlar var olduğundan beri olan bir şey. Kimi açıdan bakıldığında üreme yetisinin kaybı olarak değerlendiriliyor. O açıdan olumsuz bir durummuş gibi algılanabiliyor. Ama bardağın dolu tarafını görmek gerekirse aslında adet kanamalarının kesilmesiyle birlikte kişi işte adet sancılarından, ona bağlı adet öncesi şişkinlikten, premenstrüel sendromdan kurtulmuş oluyor. Belki adetle beraber migren atağı geçiriyorsa bundan kurtulmuş oluyor. Aslında hayatının yani böyle bir son değil, yeni bir döneme bir giriş, yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebilecek bir durum menopoz. Özet olarak üretkenliğin bitmesi diyebilir miyiz? Evet, aslında üreme anlamında üretkenliğin bitmesi oluyor. Çünkü menopoz bizim gördüğümüz son adet kanaması, ama onun sebebi olan şey, yani adet kanamalarımızın kesilme sebebi aslında östrojen hormonumuzun yavaş yavaş azalması, yumurtalıklarımızda yumurtlama fonksiyonunun sona ermesi. Dolayısıyla yumurtlama söz konusu olmadığı için çocuk sahibi olma açısından artık bir sona gelmiş oluyoruz. Peki hocam, menopozun belli bir başlama zamanı var mı? Ya da kişiye göre mi değişir? Belli bir yaş standardı var mı? Ne diyebiliriz bu konu hakkında? Yani dünya geneline baktığımızda 45 yaşta 55 yaş arasında menopoza girildiğini görüyoruz. Bizim ülkemiz için bu 46-48 yaş arası gibi veriliyor. Biraz daha mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde... Ortalama olarak 46-48 yaşında menopoza girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunu erkene çeken faktörler var mı? En önemli faktör ailesel menopoz yaşı. Yani kişinin annesi, teyzesi, menopoz yaşını öne çekebilir. Olur. Bir adet atlar, gecikir. Sonra bazen işte iki adet geçer, üç ay sonra adet görmeye başlar. Düzensizleşir kesinlikle. Önce arası kısalır, ondan sonra aksamalar başlar. Kişi hisseder menopoza doğru gittiğini. Genel olarak menopozun belirtileri nelerdir o zaman? Şöyle bir başlıklar içerisinde kadınlarımız şu ne varsa bende menopozdan şüphelenmeliyim desin. Yani yaş itibariyle
itibariyle menopoz yaşına yaklaşmış bir kişi, ailede de biliyor ki işte 45 yaşını geçti, artık yaş biraz daha erken, menopoz gelebilir. Bu kişi de eğer sıcak basmaları oluyorsa, biz ona vazomotor semptomlar diyoruz ama aslında şöyle olur. Kişide özellikle geceleri daha sık olan terlemeler başlar. Gece terlemeleri olarak adlandırırız. Vücudunun genellikle üst kısmında, şöyle gövdenin üst kısmında böyle bir kızarma, aynı zamanda bir terleme atağı olur. Bunlar başlıyorsa, aynı zamanda kişi böyle cildinin biraz daha kuruduğunu hisseder, biraz modu hafif düşebilir. Aslında östrojen vücuttan yavaş yavaş çekiliyordur. Bir yine vajinal kuruluk söz konusu olmaya başlayabilir. O bölgede flora değiştiği için ufak tefek böyle bakteriyel enfeksiyonlar eklenmeye başlayabilir. İdrar yaparken yanmalar olabilir. Tayla hocamın uzmanlık alanı. Yani bu tip şikayetler aslında ufak ufak başlar ve kişi menopoza girdiğini hissetmeye başlar. Ama bu bir süreçtir. Yani bunlar başlar başlamaz değil. Dediğim gibi 2-5 yıllık bir süre zarfında bundan sonra gireceğini öngörürüz. Şimdi sormaz hocam. Erkekler İşte bir hormon vardır, olur ya da kesilir. Ama kadınlarda pek çok hormon var. O yüzden bu semptomlar da pek çok hastalıkla karışabiliyor. O yüzden acaba yalancı menopoz semptomları olabiliyor mu? Yalancı menopoz diye bir kavram var mı? Bu da çok tartışılan konular arasında internette. Doğru hocam. Şöyle, menopoz semptomlarıyla karışabilen şikayetler en başta 40 yaşından sonra sık görüldüğü için tiroid rahatsızlıkları olabilir. Tiroid problemleri var mı yok mu ayırt etmek lazım. Kişi bir ilaç kullanıyorsa kullandığı ilaca bağlı olarak buna benzer şikayetler söz konusu olabilir. Bunları ayırmak lazım. Ama yalancı menopoz dediğimiz bir kavram var gerçekte. Yalancı menopoz da şöyle bir şey. Kişide sıklıkla da kemoterapi, yani bir maligniteye sekonder, bir kansere bağlı olarak radyoterapi gördüyse, kemoterapi gördüyse ya da bazen biz atıyorum bir ağır endometriozis rahatsızlığı var ve adetleri keselim, kanamayı keselim ki ona bağlı yoğun ağrısını keselim diye düşündük. Biz bir takım ilaçlar vererek adetleri, yumurtalık fonksiyonlarını baskılayabiliyoruz. Buna bağlı olarak yumurtalık fonksiyonları zayıflarsa ve adetler kesilirse bir yalancı menopoz durumu ortaya çıkar. Burada aslında tam olarak yumurtalık rezervi ortadan kalkmamıştır. Üreme kapasitesi ortadan kalkmaz. Biz yumurtalıkları baskıladığımız için kişide menopoza bağlı şikayetler ortaya çıkar. Çünkü vücudumuzun gerçekten de çok hormonlarımız çok böyle dalgalanıyor biz kadınların üreme çağında. Ama onun orkestra şefi östrojen dediğimiz hormonumuz. Östrojen salgılanamıyorsa ve esas salgılanma yeri de yumurtalıklarımız. Östrojen salgılanamıyorsa o zaman kişide östrojen eksikliğine bağlı şikayetler ortaya çıkar. Kişi de bunu bir menopoz gibi algılayabilir. Yine böyle lohusalık döneminde aslında menopoz benzeri şikayetler olur. Ben hep söylemeye çalışırım hastalarıma. Yani geçici bir süreç. Çünkü orada da süt hormonunun artmasına bağlı olarak östrojen salgılanamıyor. Yine yumurtlama olmuyor. O yüzden bu geçici bir süreç. Bir takım kuruluk hissediyor olabilirsiniz. Sanki menopozdaymış gibi hissedebilirsiniz. Ama bunun tamamen geçici olduğunu bilin diye söyleriz. Radyoterapi, kemoterapi sonrası nasıl olur? Orada geri dönebilir yumurtalık fonksiyonları. Bazı kişilerde dönmeye de bilir. Onu sürece bırakıp izlememiz gerekir. Peki bu çeşidinden birini saydık. O zaman bir diğer çeşidi olan cerrahi menopoz diye de bir kavram var. Yani siz belli organları aldığınızda bir menopoz oluşuyor kişilerde. Bunun doğal menopozdan farkı var mı? Bu hangi durumlarda meydana geliyor? Ne söyleyebiliriz bu konuda? Cerrahi menopoz yumurtalıkların alınmasıyla birlikte yine yumurtalıkların olmadıkları için fonksiyonlarında olamamasından kaynaklanıyor. Cerrahi menopozun doğal menopozdan farkı şu, hormonlar menopoza girerken az önce konuştuğumuz gibi bir süreç içinde yavaş yavaş azalıyordu. Ama cerrahi menopozda biz aldık, ertesi gün hormon yok ve ertesi gün bu semptomları hastamız çok daha şiddetli, hızlı bir şekilde hissedebilir, yaşayabilir. Peki o zaman neden cerrahi menopoz oluyor? Bir kanser söz konusu olabilir ya da yumurtalıklarda çok büyük kitleler söz konusu olabilir. Yumurtalık zaten ortadan kalkmıştır kapsülü o kistin baskısına bağlı olarak. Ya da bir endometriyoz istediğimiz durum var. Ona bağlı çikolata kistleri söz konusudur. Kişi bir cerrahiye girecektir.
Ama tekrar cerrahi olmasında büyük sakınca vardır. Mesela işte daha önce geçirmiş bir bağırsak cerrahisi, bir fıtık ameliyatı vardır. Yani tekrar ameliyata girmesinin hasta için tehlikeli olacağını düşündüğümüz bir durumsa ya da yumurtalığı almamız illaki şartsa, o zaman biz yumurtalıkları alıyoruz ve kişi cerrahi olarak biz kendimiz kişiyi menopoza sokmuş oluyoruz. Acil de olsa bu tür durumlar, yani birdenbire kesilerek menopoz oluşturuyorsunuz. Ancak bu yine de bir planlı ameliyat aslında. Yani bu süreçte hastaya bu geçişi yumuşatmak için bir tedavi, bir şey öngörüyor musunuz acaba? Evet. Eğer ki hormon almasında bir sakınca yoksa, yani biz bu ameliyatı aslında hormonları da ortadan kaldırmak için yapmadıysak, bir kanser gibi ya da bir endometriyotik cerrahi gibi, o zaman biz hormon replasmanı yaparak, yani hormon takviyesi yaparak aslında bu süreci yumuşatabiliyoruz. Zaten de genellikle eğer ki bir kontraindikasyon, bir olumsuz durum yoksa hastamıza söyleriz. Yani biz yumurtalıkları alalım ama şikayet durumunuza göre biz size en azından 45 yaşına kadar ilaçlarla, hormonlarla takviye edelim ki en azından 45 yaşından daha sonra menopoza girmiş olun. Bu şikayetleri yaşayacaksanız da daha sonra yaşayın diye tavsiye ederiz. Tam da bu noktada şunu sormak isterim. Erken menopoz hakkında da bilgi almak isterim. Erken menopozu nasıl tanımlamak gerekiyor? Erken menopoz aslında tam olarak 40 yaşından önce menopoza girilmesi. Genel toplumda da %1 kadar sıklığı var. Ama biz 40-45 yaş arasında böyle bir gri zon gibi değerlendiriyoruz. 45 yaşından önce menopoza girildiyse sebeplerine bağlı olarak, hastanın şikayetlerine bağlı olarak en azından bir 45 yaşa gelinceye kadar hormonlarını takviye etmek istiyoruz. Tedavisi var mıdır peki menopozun, erken menopozun özellikle? Orada çok ince bir nüans var. Menopozun tedavisi derken, yani bir üreme yeteneğinin kaybını konuşuyorsak bunun bir tedavisi yok. Onu çok soruyor hastalarımız ve çok karışıyor. Ama kişi menopozda değilmişçesine hormon takviyesi yapabiliriz. Yani biz hastaya adet gördürebiliriz. Hormonlarını takviye edebiliriz. Menopozal şikayetlerini geciktirebiliriz. Ama bu çocuk sahibi olabileceği anlamına gelmeyebilir. Onu evet, mutlaka söylemek hayır, gerekiyor. Yani mesela ben menopoza mı giriyorum diye geliyor 41 yaşında hasta. Hani bir şey yapalım, tedavi edelim, menopoza girmeyeyim. Menopoza girmeyeyimin tedavisi maalesef çok daha karmaşık süreçler var ama kesin söyleyebileceğimiz bir tedavi yok. Ama sanki menopozda değilmişçesine hormon takviyesi yapabiliriz. Yapılmasını da öneririz. Süreci biraz daha geciktirebilir. Bunu anlatmak istiyorsunuz. Peki hormon tedavisini siz öneriyor musunuz? Bununla ilgili kafalar biraz karışık. Evet. Okay. Hormon tedavisi almak meme kanseri, başka kanser riskini arttırıyor mu? Acaba biraz önce hormon veriyoruz dediniz. Bu konuda temel uygulamanız nedir? Bu evet, tarihinden yola çıkarak anlatayım. Ben sene 2002-2003'tü. Ben o zamanlar bir yıllık asistandım. Böyle bir gün bir yazı gördük gazetede. Ondan önce menopoz polikliniklerimiz vardı. Siz hatırlarsınız, hastalar rutin olarak menopoz tedavisi, menopoza giren girmekte olan hastalara rutin takip ettiğimiz, rutin replasman yaptığımız ilaçlarımız vardı. Ama sonra birkaç çalışma birden yayınlandı. Bu çalışmalar çok geniş hastaları kapsıyordu ve dendi ki hormon replasmanı ilaçları inme riskini arttırıyor. Hormon replasmanı ilaçları meme kanserini arttırıyor gibi böyle gündeme düştüler. Onun sonrasında birçok firma iflas etti menopozal hormon ilaçları. Biz çok çekindik. Menopoz polikliniklerimiz kapandı. Zaten hastalarımız da çok çekindi. Yani ben bu ilaçları almayayım, bu kadar kötüyse, tehlikeliyse demeye başladılar. Kafalar karıştı. Evet. Üzerinden 20 yıl aşkın bir zaman geçti. Yeni yeni aslında kafalarımız yerine oturuyor. Sonrasında şöyle bilgilere ulaştık. Zaman içinde daha serin kafayla inceleyince aslında mesela bunlar 17 bin hastalık çalışmalardı. 20 bin hastalık, çok geniş serilerdi. Ama görüldü ki aslında mesela bu çalışmada inme riski artıyor deniyor. Ama hastalara bir baktığımızda 75 yaş üzeri hastalarla çalışma yapılmış. Oysa ki biz menopoz tedavisini zaten daha genç hasta grubunda veriyorduk. Bu yaş grubunda inme riski hormon replasmanı almayan kişilerde de artmış olabilirdi. Ya da meme kanseri çok artıyor diye böyle büyük cümleler edildi ama relatif riskte %2'ye varan böyle çok ılımlı artışlar oldu. Bunun da östrojen değil, progesteron komponentinden kaynaklandığı
takip altında olunursa aslında erken tanı konup erken tedavi de yapılabileceği, yani aslında çok korkulacak şeyler olmadıklarını süreç içinde gördük. Hatta denildi ki hep böyle şeylerin konuşulduğu zaman, hani hep Türkiye'de mi oluyor? Bu çalışmalar Amerikan çalışmalarıydı. Mesela bunların kemik erimesi ilaçlarının finanse ettiği söylendi. Yani hormon replasmanı ilaçları kullanılmasın ki biz kullanalım gibi, altyapısında böyle şeyler var mı gibi soru işaretleri oluştu. Dolayısıyla biz artık o zamanki, ne öncesindeki kadar çok hormon replasmanını yaygın kullanıyoruz. Yani menopoza giren her kişiye, her gebeye folik asit dağıtır gibi hormon da dağıtmıyoruz. Evet. Ama artık o zaman ilk duyduğumuz zamandaki kadar da korkmuyoruz açıkçası. Birazcık daha orta yolu bulduk. Ne yapıyoruz? Bir, hormon replasman ilaçlarını menopoza girdikten sonra belki ilk 5 yıllık süreçte kullanacaksak kullanalım. Çok 60 yaşları geçirmeyelim, çok uzatmayalım diye düşünüyoruz, birincisi. İkincisi, deniyordu ki işte östrojen sizi kalp hastalıklarından koruyor, kemik erimesinden koruyor. Bir yere kadar da doğru aslında. Ama bu sebeplerle hormon replasmanı başlamıyoruz. Hangi sebepten başlıyoruz? Vazomotor semptomlar dediğimiz sıcak basmaları, gece terlemeleri gibi, yaşam uyku kalitesinde bozulma gibi. Yaşam, eğer kişinin yaşam kalitesi düştüyse bu sebeple başlıyoruz. Daha sınırlı süreyle kullanıyoruz ve mutlaka öncesinde mamografilerini yaptırmalarını istiyoruz. Biz bir semirimizi, HPV testimiz yapıldı da değilse yapıyoruz. Endometriyal kalınlık overleri değerlendiriyoruz. Yani hastamızı bir genel olarak tarıyoruz. Sonrasında da belli sürelerle, sınırlı sürelerle hormon replasmanı yapabiliyoruz. Evet. Bu şekilde. Peki. Şimdi erkeklerde de bu sıcak basması çok görülüyor. Özellikle biz prostat kanser tedavisinde görüyoruz ve hastalarımızın temel yakınmalarından biri oluyor. Ben de yakınlarımdan biliyorum, annemden biliyorum. Bu sıcak basmalar, işte sizin ilk başta dediğiniz gibi gece, kış gecesi bile camlar açık yatıyorlar. Bunun bir tedavisi var mı? Varsa biz de erkeklere kullanalım. Aslında gelişen dedi konu, çünkü çok şikayet olduğu için konu hakkında, arz talep meselesi. Şöyle, eskiden hormon replasman tedavisi standart. Hormon replasmanı nasıl yapacağız? Eğer ki kişinin, biz normalde hormon replasmanı dediğimizde bahsettiğimiz östrojen hormonu. Kişiye östrojen hormonu takviye edebiliriz. Eğer ki kişide rahim dokusu duruyorsa, östrojen hormonu rahim duvarını kalınlaştırabileceği için ek olarak progesteron hormonu da ekleriz ki buna rahim duvarında bir istemediğimiz kalınlaşma söz konusu olmasın diye. Ama uterusu olmayan bir kişide ise sadece östrojen de verebiliriz. Yani hormon takviyesi yapabiliriz eğer hastada bir, bunu kullanmasına engel bir durum yoksa. Yani rahmi alındıysa sırf östrojen yeterli. Rahmi olanlarda östrojen artı progesteron takviyesi gerekiyor. Aynen hocam. Evet. Bunları kullanabiliriz. Ama eğer hormon kullanamıyoruz, hastamız istemiyor veya biz bir takım sakıncalar görüyoruz, hormon veremedik hastamıza, ne yapalım? Çaresiz miyiz? Değiliz aslında. Antidepresanların vazomotor duruma etki edebileceğini biliyoruz. Onların sıcak basmalarını azaltabileceğini, uyku kalitesini yükseltebileceğini biliyoruz. Yani bir depresyon tedavisi olarak değil, antidepresanların böyle de bir etkisi olduğu için menopoza giriş sürecinde özellikle SSRI dediğimiz serotonin düzeyinde reuptake inhibitörleri, ilaçları kullanabiliyoruz. Yine böyle dopamin üzerinden etki eden antidepresanları kullanabiliyoruz. Yani biz mutlaka psikiyatriyle de görüşün diye ben söylüyorum ama ufak doz böyle bir antidepresan kullanılabilir. Evet. Kişinin şikayeti çok yoğunsa. Yeni bir takım ilaçlar gelişiyor. Bazı reseptör inhibitörleri. Bunların aslında sıcak basmalarına iyi geldiği söyleniyor. Türkiye'ye de girdi, yavaş yavaş pazara giriyor. Belki yavaş yavaş kullanılmaya başlanabilir. Çünkü hormon değil ve sıcak basmasına fayda edebiliyor. Başka ne yapabiliriz? Mesela bazı antihipertansif ajanlar var, klonidin benzeri. Normalde sıcak basmasını önlemek için al bunu kullan demiyoruz ama özelleştirmek lazım hastayı. Mesela diyelim ki hipertansiyon hastası bu kişi. Zaten bir antihipertansif kullanıyorsa o zaman sıcak basmasına da iyi gelebilecek bir tansiyon ilacı geçebiliriz. Ya da işte modunda biraz düşme var, zaten uyku sorunu yaşıyor, zaten hafif bir depresif durumu varsa o zaman bir antidepresan başlanıp sıcak basmalarını da, yani yandaş olarak böyle tedavi etme şansımız aslında var. Hiçbirini, aynı zamanda lokal östrojenler var. Onlar bu vajinal kurulukla ilgili, isterseniz daha sonra da bahsederim ama lokal östrojen tedavileri bölgesi olarak işe yarayabilir. Bir de
fitoöstrojen dediğimiz bir grup var, bir grup takviye. Onun doğal olanlarını önerebiliriz veya bazen işte kişi çok çok rahatsızsa eczane ürünü olarak da bu tedavilerden faydalanabilir. Çok önemli bir konu çünkü. Ancak şunu sormak isterim. Kadınların korkulu rüyası. Menopoza giriyorum, eyvah kilo alacak mıyım? Göbeğim çıkacak mı? Bu tarz şeyler olabiliyor mu? Yani fiziksel anlamda da bir değişim olabiliyor mu menopoz sonrası? Fiziksel değişim şöyle. Östrojen gitti. O çok meşhur. Sevgili Sağlık Pusulası izleyenleri, kısa bir aranın ardından yine programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pınar Solmaz Hasdemir hocamızla birlikte menopoz konuşmaya devam ediyoruz. Ancak aradan önce şöyle bir yer, sağlıklı beslenme diye beni ilgilendiren biliyorsunuz bir kelime geçti. Efendim, bütün kanserlerden korunmak için, kalp hastalıklarından korunmak için, uzun yaşam için, pek çok hastalığın yan etkilerinden korunmak için, ilaç tedavilerinden, sağlıkla ilgili her konuda yapmanız gereken 3 ana konu var. Birincisi sağlıklı beslenme, ikincisi egzersiz yapma, ideal kiloda olma ve üçüncüsü sigara başta olmak üzere bölgemiz için tarım ilaçları, zehirler başta olmak üzere kimyasallardan korunmanız. Bu 3 konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında da herhangi bir şikayetiniz olmadan kendinize bir sağlık günü belirlemenizi ve bu sağlık gününde de standart kontrollerinizi olmanızı öneriyoruz. Evet Belgin Hanım. Evet, yine bizim tabii sorularımız var. Merak ettiğimiz sorularımızı cevaplayacak konunun uzmanı Profesör Doktor Pınar Solmaz Hasdemir. Hocam tabii menopoz başladıktan sonra doğum kontrol hapına gerek duymaları gerekiyor mu kadınlarımız? Bu konu hakkında da muhakkak söyleyecekleriniz vardır. Neler söylemek istersiniz? Aslında yumurtlama faaliyeti ortadan kalktığından dolayı ortaya çıktığından menopozdan sonra aslında korunmaya gerek yok. Yeter ki menopoza girdiğimizden emin olalım. Eğer ki kişi hormonal olarak da doğrulandıysa, ultrason olarak hormonal olarak da menopoza girdiğinden eminsek artık korunmamıza gerek kalmıyor. Zaten yumurtlama fonksiyonu menopozdan yıllar yıllar önce çok azalmaya başladığından menopoz öncesi yıllarda dahi gebelik olasılığı oldukça düşük önceye göre. Ama biz yine de hani böyle bir tekne kazıntısı olmasın diye mutlaka menopoz tespit edilinceye kadar korunma öneriyoruz. Sonrasında korunmaya gerek yok. Muhakkak bir uzman kişiden destek alınması da gerekiyor bu noktada diyebiliriz değil mi? Nasıl belirliyorsunuz kesin olarak menopoza girdiğini? Ultrasonda yani adet görmediğini ifade eden bir hasta için en az 6 ay süreli ya da 3 ay süreli. Ultrasonda rahim duvar kalınlığını ince, yumurtalıkların da yumurtlama hücrelerinin olmadığını görmemiz gerekiyor. Ama esas emin olma yöntemi kanda hormonlarımıza bakıyoruz. Bunun için bir folikül stimülan hormon dediğimiz bir hormonumuz var. Onun 30'un üzerinde, östradiol hormonumuzun da 20'nin altında olduğunu görmek istiyoruz. Bunları da saptarsak menopozda istiyoruz. Yani menopoz bulgularıyla birlikte bir kadın doğum hastalıkları uzmanına başvuran bir kişi zaten o süreçte içerisinde kolaylıkla bunların tanısını alıp uzmandan menopoza girip girmediğini öğrenebiliyor zaten. Öğrenebilir. Burada çılgınca sorular geldi aklıma. Onlardan birini sormak istiyorum size. Menopoza giren bir kadında yumurtalıklar var, rahim var. Ancak yumurta yok. O yüzden üreme kabiliyeti yok. Peki dıştan başkası rahmiyle gebelik yapabilir mi? Bu mümkün mü? Hormon katkısıyla böyle bir şeye yer var mı acaba? Var aslında. Yani bizim ülkemizde yasak. Ama yapılabildiği yerler var. Menopozda bir kişiye de hormon replasman takviyesiyle menopozda değilmiş haline getirirsek, çünkü gebeliğin devam etmesi için yani bir embriyoyu rahimin içine koyduğumuzda kendi başına çoğalabilme kapasitesi, yani üreyebilme üreme derken büyüyebilme kapasitesine sahip değil. Bir takım hormonal takviyeler alması lazım. Eğer ki kişi, menopozda bir kişi tabii bu hormonları salgılamaktan çok uzak. Ama eğer günlük olarak bu kişiye menopozda değilmiş gibi hormon takviyeleri, gebeymiş gibi hatta hormon takviyeleri verilirse bu kişi rahiminde o bebeği büyütebilir ve doğurabilir.
Yani rahim kiralama denilen bir kavram vardı. Başkaları o zaman menopozdaki bir kadın rahmini kiralayabiliyor demek kiralayabiliyor. Teknik olarak. Evet, ülkemizde değil ama yasal değil. Evet. Evet, bunu dünyada örneklerini aslında duymuştuk, görmüştük ama en azından burada bazen böyle bir şey yok. Bazen şu da oluyor gazetelerde, mesela Hindistan'da 70 evet, yaşında kadın doğurdu gibi. Orada yani ya bahsi geçen bir olay oluyor, yani böyle bir hormon takviyesi almış olması lazım. Evet. Bazen de çok olmaz olmaz ama yumurtalıklar biz fonksiyon, yani yumurta kalmadı dediğimizde bile aslında 1000 tane yumurta hücresi var yumurtalığın içinde. Bazen tek bir tanesi olmaz olmaz bir yumurtlama olur. O da bir sperme denk gelir. Yani menopozdan sonra da gebelik olur mu? Olur ama olursa buna mucize denir. Değil mi? Hocam tabii az önce tam bu menopoz sürecinde değişikliklerden bahsettiniz. Psikolojik değişiklikler, fiziksel değişikliklerden bahsettiniz. Tabii kadınlar için çok önemli bir soru sormak istiyorum aslında. Cinsellik ölüyor mu peki kadında? Yani böyle bir korkulu rüyadır çünkü menopoz. Böyle bir şeye evet. etkisi var mı? Şimdi menopoz diyorum ben ona. Yani İngilizce karşılığı men erkek, pause fren demek. Yani menopoz aynı zamanda erkeklere de bir fren mi? Aslında biz öyle olsun istemiyoruz. Hep böyle birazcık da böyle mütevazi bizim halkımız. İşte yok yok tamam yok artık istemiyoruz gibi deniyor ama aslında evliliğin içinde bir kavram cinsel ilişki ve biz devam etmesinden yanayız. Neden? İlişkiyle birlikte o bölgenin kanlanması da arttığı için aslında vajinal atrofiyi daha geciktiren bir şey. Yani düzenli ilişkiye girmeye devam eden bir kadında 60 yaşında mesela bir vajinal muayene yaptığımızda ilişkiye hiç girmeyen bir kişinin muayenesiyle farklılıklar gösteriyor. İlişkiye girmek de tek başına vajinin genç kalmasına yardımcı oluyor şeklinde özetleyebilirim. Ayrıca da hani kendi evliliğin dinamikleri de var. Neden hani ilişki sona ersin? Menopoz bunun sona ermesi için bir sebep değil. Ama şöyle bir durum oluyor. Östrojen hormonu yine dış genitalde de içeride yumurtlamayla ilgili, gebelikle ilgili ama dış genitalin gelişmesinde de renginden tutun da hani yapısına kadar östrojen hormonuna çok bağımlı dış genital doku ve östrojen azaldığı zaman aynı çocukluk dönemi gibi o cilt altı yağ dokusu azalıyor, doku daha inceliyor, travmalara çok açık hale geliyor. Zaten vulva dediğimiz o bizim dış genital organımız çok özellikli bir cilt bölgesidir. Travmaya çok açıktır. Yani bir sürtünme söz konusu olduğunda ya da mesela tuvaletten sonra sert temizlik yaptığında bile kişi görülmeyen ince çatlaklar oluşabilir ve ona bağlı işte idrar yaparken yanma ya da ilişki sonrası çok ciddi şikayetleri olabilir kişinin. Öyle olunca da kişi ilişkiden uzak durmak isteyebilir. Bunu tedavi etmeye taraftarız. Yani bunları tedavi edelim ki ilişki devam etsin. Evet. Böyle bir kısır döngüye girilmesin. Bu şikayetler var diye ilişki olmuyor. İlişki olmadığı için kuruluk daha arttı gibi kısır döngüye girilmesin. Kariyeri bırakmak gerekiyor. Bırakmayalım. Destek almak gerekiyor doktorlarımızdan. Şimdi östrojen azalmasında genital organlarda hocamızın söylediği gibi bir kuruluk oluyor. Tabii işin ürolojiyi ilgilendiren boyutu da olduğu için araya girdim. Özellikle bu vajinal kuruluk da ağrılı ilişki ve bu nedenle de korkma kaçmaya yol açabiliyor. Tabii bunun dışında menopozda bir değişim olduğu için kadınlarda bir depresif bir halde olabiliyor, kilo alması, özgüvenin azalması. Bunların komple bir tedavi edilmesi gerekiyor. Aslında hocamın belirttiği gibi menopozu giren bir kadın bunu bilip de bir uzmana danışarak bunları önleyici önlemlerini yaptığı zaman ki temel faktörler yine sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmadır. Bu da çok önemlidir. Sıcak basmasında da çok önemlidir. Bunları yaptığında cinsel ilişkide mutlaka devam etmelidir. Etmediği takdirde de mutlaka uzmanlardan destek alınız. Bu bir engel değildir. Evet, yani bu süreci aslında konforlu bir şekilde atlatmak da mümkün. Yani destek aldıktan kesinlikle sonra değil mi? Hocam ben sorunuz yoksa internet sorularımız var. Onlara geçeceğim. Oraya geçmeden önce şurada bir yarım kalan bir konu oldu aklımda. O da sıcak basmasının fitoterapiden bahsetti. Evet. Bunların, evet. Sormaz hocamız. Onun için o konuya şöyle bir girelim mi? Ne dersiniz? Yani sıcak basmasının bazı programları izledim bu programdan önce. İşte uzak doğuda çok az görüldüğü, Japon ırkında az görüldüğü gibi dediler. Hatta Japonlarda sıcak basması tabiri yokmuş ama ben girdim. Google vallahi çevirdi sıcak basmasını hoteli olarak çevirdi Japonca'da. Ben buldum var. Bu sıcak basması gerçekten önemli bir şey. Fitoterapinin yeri var mı? Çünkü östrojen azalıyorsa biz o zaman mantıken östrojenik bitkiler, östrojenik doğal beslenmeyi arttırırsak hem menopoz bulgularımız hem de sıcak basması daha az olacak gibi bir düz mantık çıkıyor ortaya. Bu doğru mu?
Doğrudur. Şöyle, dünya genelinde var mı sıcak basması? Sıcak basması dünya genelinde %75-80. Yani herkes bundan mızdırıp bölgesel değil. Belki uzak doğuda niye daha az olabilir? Çünkü onlarda soya var. Soya da fitoöstrojenden çok zengin. Doğal hani besinlerin içine çok fazla fitoöstrojen aldıkları için belki birazcık daha az yaşıyor olabilirler. Ama onların soyası varsa bizim de ada çayımız var. Biz de östrojenden zengin hani doğal içeriklerimiz var. Fitoterapi dedik, mantık şu, hani konuştuk ya böyle HRT, artık HRT'ye çok tepkili olunca hormon replasmanı kullanamıyoruz, ne yapalım? Öyle HRT olunca derken hormon replasman tedavisi. Aynen, evet. Yani hormonları yerine koyma, olmayan evet. Hormonu yerine koyma tedavisi. Onda böyle çekinceler oluşunca o boşluğu hemen böyle gıda takviyeleri aldı. Fitoterapiler de bir çeşit gıda takviyesi oluyor aslında. Östrojenden zengin ya da östrojenin öncül maddelerinden zengin bir takım gıdaların daha fazla tüketilmesi. Bunu biz eğer gıda olarak tüketiyorsak çok problem değil. Çünkü Talha Hocam bize programdan önce çok güzel özetledi. Yani doğal ürünü kullanmakta sıkıntı yok. Ama bize ulaşıncaya kadar o ürün hangi işlemlerden geçtiğini ya da ne kadar doğal olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla aktardan ya da bazen eczaneden dahi almış olsak bu tip tedavilerin standartizasyonu yok. Yani bu gıda takviyelerini ilaçtan ayıran şey ne? İlaçların bir takım çalışmaları olmak zorunda. İlaçları Sağlık Bakanlığı onaylamak zorunda. Ama bu tip takviye edici ürünleri Tarım Bakanlığı da onaylasa oluyor. Ve üzerlerinde işte faz 1, 2, 3, 4 çalışmalar yapılmamış oluyor. Dolayısıyla hangisi güvenli, ne kadarı güvenli bilmiyoruz. İki tableti alıyorsunuz, bir tanesinin içinde şu kadar varken birinin içinde bu kadar olabilir aynı içerikten. Standartize değildir. Dolayısıyla kullandığımız ürüne çok dikkat etmemiz lazım. Ben yakın zamanda bir çalışma okudum. Türkiye'deki bu destek tedavileri alıp bakmışlar. Birçoğunun içinde ağır metal var. Ağır metalden zengin üretim sürecinde ağır metal giriyor içine. Yani dolayısıyla güvenli ürün kullandığımızdan eminsek tabii ki takviye kullanmakta sakınca yok. Bir diğeri de hepsini ölçülü tüketmek. Aslında ölçü çok önemli bir şey. Yani gıda olarak da tüketsek ya da takviye olarak da alsak belli bir ölçüde kullanmamız lazım. Eğer ki çok çok fazla miktarda tüketirsek her şeyin vücudumuzda faydası kadar zarar da var. Yani faydayı sağlayacağız derken başka bir taraftan başka bir organımıza evet. Zarar vermememiz lazım. Ama yine de burada birkaç şey söylemek olursa siz söylediğiniz ada çayı östrojeniktir. Hatta Anadolu'da erkek çocuklarına pek fazla ada çayı içirmezler kadın büyüme döneminde. Kadın bitkisi olarak bilinir ama bitki. Doğru. Vücutta östrojenik etkisi vardır. Bunun dışında hayıt tohumunun kadın vardır değil mi? Bilgilerde tabii. Keten tohumunun yine var. Ama burada bir şunu ben de aktarmak istiyorum. Biz hekimlerin bitki tedavisi konusunda bir eğitimi yoktur. Bizlerden bu şekilde ben de dahil evet. Konuşanlarımız varsa kendi merakımız, araştırmamız, okumamız sonucu ancak bunları biz aktarabiliyoruz. Bu da ayrı bir bilim dalıdır. Çok nadir de olsa normal pratisyen hekimler fitoterapi eğitimi alarak da bu konuda bir üst ihtisas gibi kendilerine bir alan meydana getirebiliyorlar. Ama her konuda mutlaka bilgi sahibi olana, doğru kaynaklara ulaşmamız lazım bir. İkincisi bu kaynak, sadece basit bir şey söylüyorum, ıhlamur nereden toplandığı çok önemli. Manisa'mızın bütün ana cadde arterlerinde ıhlamur ağacı var ve ben toplayanlar görüyorum sezonunda. Oradan ıhlamur yenmez çünkü egzoz gazı ve fren balatalarından çıkan asbest içeriyor. O yüzden güvenilir olmalı. Size biri bu konuda doğal bir ürün sunuyorsa sadece size sunduğu pakete, kapsüle bakmayınız. O ürünü nereden elde ettiğini mutlaka, nereden topladığını araştırınız. Organik doğal bir bahçeden kendi üretimiyle kendi yapıyorsa o zaman güvenli alabilirsiniz. Evet yine çok popülerdir kolajen. Takviye konuları açılmışken bunu da sormak istiyorum. Kadınlar çok sık kullanıyor kolajeni. Menopoz üzerinde olumlu etkisi var mı? Yani menopozda tabii kolajen dokusu vücudumuzda birkaç tip kolajen var. Menopoza doğru gittikçe mesela normalde tip 1 kolajenden zengindir dokularımız. Bir yerimiz kesildi, orası tamir olurken tip 3 kolajenle tamir olur. Yani kolajen tek bir kolajen yok aslında. Bazı hastalıklarda mesela doktorunuz öneriyorsa atıyorum dizle ilgili olabilir.
olabilir. Kemik eklem problemlerinde olabilir. Tabii ki kullanılabilir ama menopoz açısından hani menopozda kolajen takviyesinin bir yeri yok. Evet. Bizim için. İnternet sorularımıza geçmek isterim müsaadeniz olursa. Gelen sorular arasında menopozda memelerin büyüdüğü söyleniyor. Böyle bir şey var mı ve bunun önlenmesi mümkün mü bu meme büyümenin? Var mı böyle bir şey hocam? Tam aksine meme dokusu östrojen progesteron hormonu çekildiği için meme dokusu menopozla birlikte küçülür. Kilo alma varsa yerini yağ dokusu alabilir. Bir lipomasti söz konusu olabilir. Ama onun dışında göğsünün büyüdüğünü düşünen ya da eline bir kitle gelen biri varsa mutlaka bir cerrahi doktoruna muayene olmasını öneririm. Bir önceki konu başlığımızda meme kanseri. O yüzden eğer bir kitlesel bir büyüme meydana geliyorsa, asimetrik bir büyüme varsa hemen bir meme kanseri kontrolü olmalı. Ama onun dışında evet, büyümesi mümkün değil. Şimdi bir başka sorumuz daha var Solmaz Hocam. Menopoza 3 yıldır devam ediyor bulgularım ama giremiyorum. Adetlerim ara ara oluyor, ara ara olmuyor. Bana ne önerirsiniz diyor izleyenler. Evet. Kişinin yaşına göre çok değişir. Yani biz 52-45 yaşından sonra 52 yaşına kadar böyle bir süreci kabul ederiz. 52 yaşından sonra adetler devam ediyorsa buna da geç menopoz deriz. O ayrı bir önem taşır bizim için. Neden rahim duvarında istemediğimiz kalınlaşmalar söz konusu olabilir mi diye düşünürüz. Menopoza giriş süreci böyle yavaş yavaş olabilir. Çok büyük problem teşkil etmez. Bizi en çok korkutan şey ne olur burada? Şimdi normalde östrojen ve progesteron hormonu dengeli bir şekilde çalışarak rahim duvarını kalınlaştırırlar. Sonra onlar çekilir, doku dökülür, adet görürüz. Sonra yeni bir döngü başlar. Her ay bu döngü tekrar eder. Ama menopoz öncesi dönemde problem şu, yumurtlama sağlıklı olmadığı için östrojen hormonu artıyor ama progesteron hormonu bunu dengeleyemiyor. Dolayısıyla rahim duvarında istemediğimiz kalınlaşmalar söz konusu olabilir mi diye korkarız. O nedenle eğer ki kişi birkaç ayda bir adet görüyor, menopozal şikayetleri de var, kanaması 7 günü geçmiyor, yoğun değil, bunu takip ederiz. Belki işte ufak tefek sabah adı çayı artık ne istiyorsa beslenmesini, egzersizini değiştirir, böyle gideriz. Ama eğer kişi düzensiz kanama görüyorsa veya yoğun kanama görüyorsa ya da kanaması uzun sürüyorsa o zaman bir rahim duvar kalınlığının açısından bir kontrol olmasını öneririz. Ultrason kalınlığı, ultrasonda endometriyal kalınlık bakarız. Hatta bazen böyle durumda endometriyal örnekleme öneririz ki duvarda istemediğimiz bir kalınlaşma ortaya çıkmış mı diye. Bu yine adaçayı dediniz. Orada aklıma hemen bir uyarı geldi yine. Bu tür çaylarda yapraklarda mutlaka demleme gerekiyor. Kaynar su olmamalı. 80-90 derece biraz soğumuş beklemiş suyla. Çok fazla olmamalı. Mesela bizim kahve bardağı dediğimiz bir büyük bardaklarda bir çay kaşığı yaprak aslında yeterli. Ölçü açısından söylüyorum. Ve yine evet östrojenik olarak adaçayı, hayıt doğumu birlikte de içilebiliyor bu arada bu ikisi ve günde 2 ya da 3 bardak içilebiliyor. Şimdi genç bir izleyicimiz isyan etmiş. Diyor ki menopoza girmek zorunda mıyız hocam? Yani hormon falan alıp bunu hiç girmesek olmuyor mu? Az önce söylediğim gibi hayatın döngüsü ama yani menopoza da belli bir noktada girmemiz lazım. Çünkü eğer girmezsek endometrium dediğimiz rahim duvar kalınlaşmaları, sonra yıllar içinde onun olumsuz böyle bir kansere doğru gidiş riski taşır. Yine memelerin aşırı hormon maruziyeti memelerde bir kanser riski ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla her şey ölçülü. Yani bir noktadan sonra menopoza girilmemesi de bir problem oluyor aslında. Fizyolojimize uymamız gerekiyor. Yine popüler olan vitaminler kısmına biraz değinmek istedim. D vitamini artık son zamanlarda çok popüler oldu. Peki D vitamininin menopoz ve kemik erimesindeki etkileri nelerdir? Gerçekten olumlu etkisi var mıdır? Takviye almak gerekiyor mu? Kadınlarda D hep düşük çıkar normalde. Evet, genelde. Var mı böyle bir bilgi? Yani bizim toplumumuzda D vitamini evet hep düşük çıkıyor. Biz de hep böyle güneş toplumuyuz niye böyle oluyor diye başlarda çok düşündük. Hatta yanlış ölçüm mü diye ben düşünüyordum. Çünkü D vitamini kanda alırsınız, laboratuvara gidene kadar bile kanda bozulabilir. Ama sonra şunu da görünce ikna oldum ben. Mesela alıyoruz D vitamini düşük. Takviye ediyoruz. Bakıyoruz yükselmiş. Demek ki hani böyle bir laboratuvarsal bir şey değil. Genel olarak D vitamini eksikliğimiz var. Neden? Güneş toplumuyuz ama güneşe çok çıkmıyoruz. Aslında günde en az 10 dakika yüzümüz ve ön kollarımız güneş görecek şekilde mutlaka hani bir güneşe çıkalım bir istiyoruz. Saati yok. Yani şu işte ultraviyole etkisi dolayısıyla o 11.30-12.30 dik geldiği zaman saatler dışında herhangi bir saatte güneşe çıkılması tavsiye ediliyor. Doğal yolda alabiliyoruz. Doğal yolda da. Takviye yöntemiyle. Takviye 50 yaşından sonra kalsiyum ve D vitamini takviyesi
verilmesi öneriliyor. Günde 1200 miligram kalsiyum, 600 internasyon ünite D vitamini günlük takviye almak lazım. Hatta 70 yaşından sonra bu D vitamini takviyesinin 800'e çıksın diye öneriliyor yayını. Hocam ben yine tabii aklıma gelmişken sormak istiyorum. Şimdi D vitamininin bir ampulleri var, bir damlaları var. Ayda bir tane ampul öneren doktorlarımız var. Evet. Damla olarak var. Bunun hangisi daha etkili ve o ayda bir tane ampul yeterli olabiliyor mu gerçekten? Şöyle, ampul çok daha tabii yüksek doz olduğu için D vitamini düzeyini çok hızlı yükseltiyor. Damla düzenli bir kullanım sağladığı için daha ılımlı yükseltiyor mu düşmesini engelliyor. Yani dolayısıyla aslında rutinde önerilen şey takviye edilecekse damlayla takviye edilmesi. Ama bazen ampul kullanmıyor muyuz? Bizler de kullanıyoruz. Özellikle infertilite tedavisi yapacağımız sırada D vitamini düzeyini normal istiyoruz. Hızlı bir yükselme sağlasın diye ampul önerdiğimiz durumlarda oluyor. Eğer D vitamini düzeyimiz çok çok düşükse ampul biraz yükseltelim, sonrasında damlayla devam edelim gibi istiyoruz. Kullanmamak gerekiyor. Çok sık da kullanmamak lazım. Evet. O da vücudumuzu yorabiliyor çünkü. Evet. Evet, benim sorularım bitti hocam. Evet, var benim de sorularınız. Sormaz hocam, değerli katkılarınız için Sağlık Pusulası programı moderatörleri olarak size çok teşekkür ediyoruz. Bugün size kapanışı vereceğim. ben aynı zamanda Manisa Celalbayar Üniversitesi Hastanesi yönetimine de bizlere bu imkanı sağladıkları, buradan çekim yapma fırsatı verdikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Hocam ben son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj vardır konuya ilişkin. Neler söylemek istersiniz? Hemen kamerayla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben de öncelikle sizlere teşekkür ederim. Bu bizim için önemli konuyu gündeme taşıdığınız için. Başta biraz heyecanlıydım ama yani aslında bu bilgileri böyle genel olarak paylaşabilme imkanı bulmak da güzeldi. Çünkü çok merak edilen sorular. Bir nebze katkımız olduysa mutlu oldum. Menopoz bir son değil yani nokta ama hayatı noktaladığımız bir yer değil. Sonrasında ikinci bir başlangıç oluyor. Olumlu tarafından bakmak, bardağın dolu tarafını görmek lazım. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katkı sağladığınız programımıza. Hocam size de teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel, çok bilgi dolu bir program gerçekleştirdik sizlerin sayesinde. Evet değerli izleyenler, Sağlık Pusulası programında bugün Celalbayar Üniversitesi'nin çok kıymetli doktorlarından biri olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Pınar Solmaz Hasdemir'i program partnerim Profesör Doktor Talha Müezzinoğlu ile birlikte ağırladık. Celalbayar Üniversitesi Hastanesi'nde bir program gerçekleştirdik ve bize ayrılan programın zamanının sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.